İslam'da eğitim felsefesinin en temel ilkesini ortaya koydunuz. Yani aslında bütün insanlık varlığı anlıyor, toplumu anlıyor, tabiatı anlıyor, çalışıyor, uğraşıyor, bilgi de üretiyor vesaire. Fakat İslam'ın buradaki bakış açısı nedir? Farklı bir perspektif ortaya koyuyor. Yani Alak suresinin girişindeki ayet bağlamında da onlara işaret ettiniz. Yani üst bir bakış açısı, Allah adına veya onun isminden, onun vahiy penceresinden bakarak insanın bilgisine yeni bir boyut getirdi. Bu aslında İslam eğitim sisteminin en temel ilkelerinden birisi. Yani şöyle diyelim, İslam'da eğitimin kaynağı beşeri değildir, ilahidir. İlahidir, ilahi eksenlidir. İlahi motivasyonludur da diyebilir miyiz? Yani? İlahi motivasyonludur, detayına gireceğiz. Ama en azından İslam'ın dünya görüşüyle irtibatlı bir yaklaşım burada söz konusudur. Ben şöyle devam etmek istiyorum isterseniz. Kısmen işaret edildi. İslam'da eğitimin amacı nedir? Şimdi dedik ya, İslam'ın dünya görüşüyle beşeri dünya görüşleri birbirinden ayrılıyor. Bir defa İslam insanın hayatına külli bir bakış getiriyor ve insan hayatı buradan ibaret değildir. Ve insanı eğitirken de aslında gene işaret edildi, hem dünya hem de ahiret saadetini kazanmak. Şimdi modern eğitim sistemleri veya beşeri eğitim sistemleri diyelim, aslında iyi bir aile bireyi yetiştirmek veya iyi bir vatandaş yetiştirmek veya sağlığını koruyan veya menfaatlerini bilen insanlar yetiştirmek. Ama İslam'ın eğitim sisteminin temel amacı nedir? Sadece bu dünya ile sınırlı değildir. İslam'ın eğitim sistemi burada ayrılıyor. Sadece bu dünya ile sınırlı değildir. Aslında ebediyete uzanan ve ebedi saadeti kazanmaya yönelik bir hayat felsefesi ortaya koyuyor. Şimdi burada Allah rızasını kazanmak esas dedik. İki, dünya saadetini kazanmak esas dedik. Peki bunları kazanmak nasıl olacaktır? Mülk suresindeki ayeti belki konumuz açısından açıklayıcı olur. Orada ne diyor? خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاتَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا Evet, İslam'ın eğitim felsefesi açısından bu son derece önemli. Allah Teala hayatı ve ölümü yarattı. Ne için? En güzel ameli kim yapıyor? İnsanlar bu anlamda bir ifade yerindeyse bir müsabakaya, bir yarışa çağrılmıştır. Bu anlamda insan imtihan ediliyor. Şimdi en güzel ameli yapmak, dünya ve ahiret saadetini kazanmak, Allah rızasını kazanmak dedik ki bunlar İslam eğitim sisteminin, felsefesinin temel amaçları. Peki bunlara ulaşmanın önündeki en büyük engeller nelerdir? İşte burada Kur'an'ın bakış açısı son derece önemli. Belki beşeri eğitim sistemlerinden Kur'an ayrılıyor. Ne diyor? Kur'an'ın insana bakışı diyor ki, insan diyor, bir defa insanın yapısında hem takva duygusu var, kulluk duygusu var, hayır duygusu var, merhamet duygusu var. Hem de aynı zamanda فَاَلْهَمَهَا fucur duygusu var. Kötülük, fesat yani. Duygusu var, bozgunculuk duygusu var, zulüm duygusu var vesaire. Şimdi İslam bir defa insanı odağa koyuyor ve bu noktada insanı bir eğitime çağırıyor. Bir başka açıdan baktığımız zaman aslında her bir mümin, her bir Müslüman için hayat bir medresedir, bir okuldur, bir olgunlaşma mekanıdır. Biz burada efendim ne kadar olgunlaşırsak, inanç açısından, ahlak açısından, ibadet açısından, zihin açısından, kalp açısından ve ahlak açısından ne kadar olgunlaşırsak bu imtihanda o kadar başarılı olacağız.